Seyirciler, o kadar çok türbeye dair konuşulacak şey var ki ama hızlıca toparlayalım. Ondan sonra da artık Cülüs yolunu konuşacağız, tarihi mezarlığı konuşacağız. Talha Uğurlel, evet. Ne görüyoruz? Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin içerisindeyiz. Sadece duvardaki levha değil, lütfen sağ ve soldaki pencerelerin perdelerine baksınlar. Evet. Perdelerde zikzaklar görüyorlar. Bu zikzağı gördüğümüz zaman biz biliriz ki Kabe'nin örtüsüdür. Genelde motif budur. Osmanlı bunun kırmızısını da kullanmış. Kabe'ye zaman zaman farklı renkler de örtülmüş. Mesela Kanuni'nin cenaze merasiminde tabutun üzerinde kenarları kırmızı zikzaklı, ortası siyah bir örtü vardır. O da Kabe örtüsüdür mesela. Burada bunlar değerlendirilmiş. Mukaddes bir yer olduğu için Ebu Zat zaten o topraklardan gelme bir zattı. Bu anlamda bunu görüyoruz. Tabii Efendimizle, Peygamber Efendimiz'e ilişkili bir zat olduğu için Peygamberimiz adına ne konulursa burası daha da anlam kazanır denmiş. Kademler konmuş. Mesela içeride Peygamber Efendimiz'e ait orijinal bir kademi saadet var. Duvarda içeride durur, ziyarete açıktır. Bir tanesi 1. Abdülhamit Han'ın türbesinde. Bir tanesi 1. Ahmet getirtti, biliyorsunuz onu konuştuk. Sonra tekrar Mısır'a gitmişti, onlar var. Bir de bu türbede çok orijinal bir şey. Pardon, bir de birlikte Şam'da, Halep'te birlikte bir kademi şerife gitmiştik, evet, hatırlıyor musunuz? Evet, sokuyordu içerisinden. Nasıl unuturum? Evet. Bir Suriye turumuz olmuştu bizim Ömer Bey'le yıllar ve yıllar önce o zaman. Bir de bu türbenin içerisinde çok önemli bir detay, kapılar. Fatih Sultan Mehmet'in orijinal kapı kanatları hala durmaktadır ve bir sanat harikasıdır. Yani Fatih gibi erken bir dönem, yani türbenin orijinal kapı kanatlarıdır onlar. Baktığınız zaman tabii karanlık bir ortam, flaşı çekince biraz parladı ama gördüğünüz bütün parlak beyazlar, sedef, bütün mat beyazlar, fil dişi, kahverengiler de bağdır. Kaplumbağa kabuğudur yani. Müthiş bir sanat. Demek ki o yüzyıllarda bu sanata erişmiş bir toplumla karşı karşıyayız. Şimdi izleyicilerin sorularına bakıyorum da şu çok geliyor, Eyüp Sultan nerede yatıyor diye. Evet. Bu çok tartışılan bir konu ve çok merak edilen bir konu aslında. Tabii bunun nerede olduğunu şu an biz bilemiyoruz. Ortadaki avludaki iki çınarın arasında mı yatıyor yoksa türbede mi yatıyor? İnancımız türbede yattığı yönündedir. Benim şahsi inancım o yöndedir. Bilmiyorum Talha Bey ne diyecektir o konuda. Ama ben yine de Eyüp Sultan'a gittiğim zaman, dua edeceğim zaman, az evvel kitabesini okuduğumuz türbe yüzümüzü döndüğümüzde sağ taraftan çıkış kapısı yönünde durup çınar ağaçlarına doğru durup sağma türbeyi alıp, evet sağma türbeyi alıp önüme de çınar ağaçlarını alarak dua etmeyi hep adet haline getirmişimdir. Dolayısıyla orada kendimi de bir nevi garantiye almış oluyorum. Çünkü ola ki çınar ağaçları altında metfunsa Hazret, arkamızı dönmemiş oluyoruz. Dolayısıyla öyle bir garantiye de almış oluyorum. Ama Talha Bey o konuda fikri nedir? Onu da merak ediyorum açıkçası. Yani Osmanlı sanıyorum türbenin yeri net bilinsin istememiş. Ama ben burada bir bakış açısı sunayım izleyenlerimize. Şimdi mesela buraya gidildiğinde bakın, bu benim çektiğim bir fotoğraf. Bakın bir kısım insanlar ağaca doğru dua ediyor. Bir kısım insanlar türbeye doğru dua ediyorlar. Ve akıllara şu geliyor, acaba ağacın altında mı yatıyor diye şeklinde bir düşünce geliyor. Bakın şu gördüğümüz ortadaki bölüm aslında 3. Selim dönemine aittir. Kenarlardaki çeşmelerde 3. Selim'in tuğrasını görüyoruz. Aynı zamanda 3. Selim Mevlevi meşrep bir padişahtır. Trabzanların lütfen üzerine dikkatle baksınlar. Hatta bir tanesi ağacın büyümesiyle beraber iyice bakın ağaca yapışık kalmış. Onların tamamı Mevlevi sikkeleridir, Mevlevi külahları. Bir yerde Mevlevi meşrep izat yattığında onun haziresini çeviren, kabrini çeviren trabzanlara Mevlevi sikkeleri, külahları konulur. Şimdi 3. Selim Mevlevi meşrepti. Mehmet Reşat Han Mevlevi meşrepti. Evet. Mehmet Reşat'ın bir cenaze merasim fotoğrafı var elimizde. Cenazenin, tabutun önünde en az 20-25 tane Mevlevi şeyhi yürüyorlar böyle dualarla. Abdülhalim Çelebi'nin elinden aldığı için değil mi? Evet. Yani Allah bilir diyelim ama bu gördüğümüz yerde birkaç Mevlevi büyüğünün de kabri var. Ve bazı tabii kalp göz açık insanlar geliyorlar, buraya doğru da dua ediyorlar. Tabii mevzuyu bilemeyenler de, bir dakika ya, bu büyük zat buraya doğru dua ettiğine göre acaba Eyüp Sultan burada mı gibi düşünceler de hasıl olabiliyor açıkçası. Tabii şunu da bahsetmek lazım, bunun sözünü vermiştik. Akşemseddin nasıl buluyor? Değil mi? Onu söylemek tabii lazım. Yani İstanbul fethediliyor, sonrasında da Eyüp Sultan'ın mezarı bulunuyor ama aslında mezar taşı
Görünür de yok istila peki, dolayısıyla. Tabii. Tursun Bey Tarihi Ebu'l-Feth'te bize bunu cümle cümle anlatıyor aslında. Yani Fatih döneminin meşhur tarihçisi. Yani bu anlattığımız olay öylesine bir hikaye, kulaktan kulağa gelmiş bir olay değil. Hı. İşte Fatih'in bir ricası var. Efendim işte Mihmandar Nebi'nin kabrini bulmak bize nasip olmaz mı diye. Akşemseddin bir şey demiyor tabii ki. Ama Tursun Bey'in ifadeleriyle o gece çadırdan çıkıyor. Ve çok düşünceli bir şekilde ıssız bir yere, karargâhtan uzak bir yere gidiyor. Ve Fatih de takip ediyor onu. Seccadesini seriyor. Saatlerce namaz kılıyor. Çok uzun secdeler yapıyor. Fatih bile endişeleniyor hocasının bu durumuna. Hani kapanıyor, kalkmıyor. Nihayetinde kalkıyor. Oraya namaz kıldığı yere bir emmare bırakıyor. Bir işaret dikiyor. İşte burada menkıbe devreye giriyor. Yani Tursun Bey bunun ne olduğunu söylemiyor. Bu bir çınar dalı mıydı? Bir mızrak mıydı? Onu, bir taş mıydı? Onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey o işareti emmarenin yerine Fatih değiştiriyor. Hocası gittikten sonra. Yani bu bir sınama. Tabii ertesi günü müjdeyi veriyor Akşemseddin. Müjde hünkârım diyor. İşte sahabe efendimizin yeri bulundu. Gidiyorlar. İşaret değiştirilmiş, yana konulmuş. Hiç oraya bakmıyor Akşemseddin. Orijinal ama boş duran yeri gösteriyor. Anlaşılıyor demek ki. Bu sıhhatli, tahkiki yani. Kazılıyor. Tursun Bey diyor ki bir süre kazıldım. Bir taş çıktı. Taşta Hazel kabri Eba Eyyub yazıyordu. Yani burası Eba Eyyub'un kabridir. Ha devamında daha da kazılıp cenaze çıktı mı bazı sözlü kaynaklar çıktı diyor. Ama Tursun Bey bundan bahsetmiyor. Ama o mezar taşından bahsediyor. Tabii ondan sonra Fatih Sultan Mehmet orayı ihya edecektir. Yani çok önemlidir. Böyle ve bir ilk Selahattin bulmuş. Cami yapılıyor. Hı. Ama akla şu geliyor. Oraya dikilen işaret eğer bir çınar sapı dalı ise ve Fatih onu akşam söküp yan tarafa koyduysa türbe burada ağaçta dibinde. Akla da hiç aykırı gelmiyor. Evet güzel. Cülüs yoluna geçelim mi? Hay hay. Cülüs yolu Eyüp Sultan. Bostan İskelesi sokağı olarak da biliniyor. Bostan İskelesi'ne giden yol veya hı. Bostan İskelesi'nden Hazreti Halid'e gelen yol. Şimdi tabii Eyüp Sultan bir dua beldesi malumunuz. Hepimizin, bütün inananların İstanbul'da uğrak yeri, her daim uğradığı bir dua mekanı. Ve Eyüp Sultan semti, Hazreti Halid civarı manevi kalbi İstanbul'un. Manevi kalbi Eyüp Sultan dağıtıyor. Hazreti Halid civarına defnedilebilme arzusu ilk keşfinden beri, fetihten beri hep insanların oraya gömülme arzusu vardır. Ve bu arzu orada zaman içinde dev bir hazire oluşturuyor. Şunu unutmayalım ki Eyüp Sultan'a defnedilmek devlet iznine tabiydi. Bununla alakalı arşiv belgeleri de elimizde. Dolayısıyla Eyüp Sultan ve civarı aslında bir Osmanlı devlet mezarlığıdır. Dolayısıyla bu noktada devlet büyüklerinin çoğunlukta olduğu çok geniş bir hazire oluşmuştur. 13. Tabii Bostan İskelesi'nden, Bostan İskelesi dediğimiz şu anda bulunmayan iskeleden yani deniz tarafından Eyüp Sultan Türbesi'ne doğru giden yola Cülüs yolu deniliyor. Evet, Cülüs yolu, yolu deniliyor. Bu Cülüs yolunun ara yolu. Nişancı Ferid Muhammed Paşa Türbesi'ne giden tarafı. Evet, evet Cülüs yolu burası evet. Şu anda gördüğümüz yol. Bu yol çok önemli. Neden? Osmanlı Devleti'nde bir devlet başkanının göreve resmi olarak başladığı yer. Değil mi hocam? Evet. Bostan İskelesi'ne deniz yoluyla sultanlar gelir ve kılıç kuşanma merasimleri mutlaka Eyüp Sultan'da yapılır. Nakibül Eşraf'ın gözetiminde yani Hazreti Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen gelenlerin başı Nakibül Eşraf gözetiminde yapılan bir merasimdir. Ve padişah bu merasime gelirken Bostan İskelesi'nden deniz yoluyla gelir ve bu cülüs yolu dediğimiz, cülüs oturmak yani tahta oturmak aslında Arapça bir kelime ve bu yoldan geçerek türbeye doğru ilerlerler ve orada Nakibül Eşraf'ın gözetiminde törenler yapılır ve padişah tekrar törenden sonra at binmek için orada bir taşın üzerine çıkarak at binme merasimi yapılır. Buna da
binek taşı diyoruz ve hali hazırda şu anda bu binek taşı burada duruyor. Hı hı. Zaten dalan döneminde doldurulana kadar deniz şu gördüğümüz ahşap binanın önüne kadar geliyordu. Zaten o ahşap binada sembolik olarak yaptırıldı Eyüp Belediyesi tarafından. Yani müzisyenler kahvesi deniyor şu an oraya. Aslında tarihi eski Eyüp gravürlerine baktığımız zaman o Eyüp gravürleri hemen sizin önünüzde var o bakın. Çok minik bir resimdir ama. Şu an evet sol sayfanın üstü. Hmm, o evet. Çok küçük. Çok küçük o. Orada bakın denize bakan bir kahve. Yani insan delirir ya orada kahve içmek için. Evet. Yani elinizi koyuyorsunuz. Tabii. Tahta trabzanı altı su. Tabii. Ve yani düşünün şimdi denizin şuraya geldiğini ve orada iki katlı bir kahve olduğunu, kahvenin suyun içine batırılmış ayakların üzerine durduğunu herkes isterdi. Muhteşem. Ya şimdi laf lafı açıyor. Pazar günü bir sergi gezdim İzmir'de ve Naci Kalmıkoğlu'nun bir resmi var. Hmm. Naci Kalmıkoğlu'nun sergisi var şu anda İzmir'de. İzmir'e gittiğim zaman pazar günü onu mutlaka gezdim, ona zaman ayırdık. Naci Kalmıkoğlu'nun bir Eminönü resmi var, yani Yeni Cami'yi resmetmiş. Yeni Cami'de su nerede biliyor musunuz? Kapının hemen dibinde. Orijinali öyleydi. Kapının hemen dibinde. İnsanlar oradan sandala binmek üzere hareketlenmiş şekilde resmediyorlardı. Yani bu dolgular aslında pek çok güzelliği de, hani çok avantajlı olmasına rağmen pek çok güzelliği de bu dolgular, Eyüp Sultan'da olduğu gibi Eminönü Meydanı'nda da bu dolgular pek çok güzelliği aslında aldı götürdü. Bu bana onu hatırlattı hocam. Evet, evet. Dolgular maalesef pek çok güzelliği de beraberinde dolduruyor. Hı hı. Cülüs yoluna dair daha eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyeyim, yoksa şu taşlara geçmek istiyorum. Ya şöyle söyleyeyim, şuradan bir yürürsek sabaha kadar konuşsak şu sağ solu bitiremeyiz. Tabii. Mesela solda sarı taşlı bir türbe. Adile Sultan yatıyor. II. Mahmud'un büyük kızı. Tabii. Ne acılı bir hanımdır o. Yani ne mesela eğer Osmanlı hanımları üzerine dizi çekmek isteyen varsa Adile Sultan'ı çeksin. Bak çok güzel bir şey söyledi Ömer Faruk Bey. Ne mübarek hanımdır. Ne mübarek hanımdır. Yani bakın hem hayırsever hem mübarek. Arkadaşlar çok sıkı çalışıyorlar. Tebrik ederim. Bugün hiç tebrik etmemiştik onları. İlk tebriğimi göndereyim. Bu oda Adile Sultan'ın odasıdır. Şimdi bakın tarihte edebiyatçılar daha iyi bilirler. Anlam kayması diye bir şey var. Şimdi bugün oğlan kelimesini bazıları yanlış anlıyor. Oğlan. Evet. Yani ve tutuyorlar abuk sabuk yorumlar yapıyorlar. Osmanlı padişahlarının yanındaki Enderun talebeleri için. Ya da işte nişan kelimesi yanlış anlaşılıyor. Bugün tek doğru kullandığımız yer nişanlanmak. Evlilik öncesi. Bu hanım için en sosyetik hanım da denir Osmanlı tarihinde. Evet. Sosyetikten bugün ne anlıyoruz? II. Mahmut döneminde ne anlıyorduk? Bu hanım Osmanlı tarihinde divanı olan bir hanımdır. Kocaman bir divan var, sanatkar. Ve bu oda neresi biliyor musunuz Pelin Hanım? Eyüp Sultan Hazretleri hani girdik ya birinci amirin yaptığı kapıdan. Levhayı gördük Mustafa Rakım'ın. Levhadan sonra sekizgen türbe önümüzde. Sekizgen türbe ile levhanın arasında bir kapı daha var. Oraya tabii ziyaretçiler sokulmuyor ama kapıyı görüyorlar. O kapıdan girdiğiniz zaman bu odaya giriyorsunuz. Ben mesela bu odaya izinli girdim. Yani sağa sola yazı yazdık, resmi konuşup fotoğrafı çekmek için ben izin aldım. Bu oda Adile Sultan'ın itikaf odasıdır. Her sene Ramazan ayı geldi, Ramazan'ın son 10 günü aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi bu odaya kapanıyordu. Ve bu odada itikafta geçiriyordu. 10 gün hiç dışarıya çıkmıyordu. Osmanlı'nın en sosyetik hanımı buydu. Peki en sosyetik hanım diyoruz ama Eyüp Sultan'da sabah namazından sonra değil mi duada adı okunuyor. Evet siz yani şimdi demeyeyim onu iyi çalışmışsınız. duada adı anılanlar mesela bu da çok özel bir konudur. Çok özel bir konu. Onu ayrı konuşmak lazım. Ayrı konuşmak lazım. Adile Sultan adı anılıyor. Yani düşünün duada adı anılan bir sürü erkek var. Bir tane hanımın adı anılıyor duada. O da Adile Sultan. Eyüp'e çok ciddi yatırımlar yaptırmış. Tamam. Bir de kendi döneminde yazıp o evde kalmış ne bileyim ortalıkta kalmış öksüz yetim şu bu. Ya yüzlerce kızın çeyizini düzmüş evlendirmiş kendi eliyle. Adile Sultan'ın bugün Gül Camii vardır Balat'ta. Gül Camii'nin tam kapısının karşısında okulu vardır mesela. Yani hanımlar dünyasını elinden tutmuş bir kadındır. Özel bir hanımefendidir Adile Sultan ve acılıdır. Adile Sultan çok mübarek bir hanım. Gerçi hanım sultanların hemen tamamı böyle. Mihrişah Valide Sultan işte ya. Cülüs yolu üzerinde şu anda bahsettiğimiz Cülüs yolu üzerinde Mihrişah Valide Sultan Sultan 3. Selim'in annesi Sultan 3. Mustafa'nın baş kadını yani Mihrişah Valide Sultan'ı anlatmadan nasıl geçebiliriz? İmareti kurulduğu günden bugüne en buhranlı dönemlerde dahi işte imaret kapısı muhteşem rejiye ben de teşekkürlerimi sunuyorum sizinle birlikte. İmareti hali hazırda
En son rakamlar, şu andaki rakamlarını bilmiyorum, 5000 kişiye aş veriyordu. Evet, doğrudur. Şu an rakam belki daha da yükselmiş olabilir. Müdür Bey'den en son aldığımız rakamlar buydu. İmareti kesintisiz olarak devam ediyor. Ve nasıl bir Hanım Sultan ki tam karşısında yine Kumbaracı Camii de diye bilinen Mirşah Valide Sultan'ın yaptırdığı tam karşısında da kendi camisi var. Camisi o Haliç Köprüsü'nün hemen dibinde. Bir hattasının yanında kitabı okumak çok büyük bir hata şey ama rica müsaade ederseniz ezberden okuyacağım tabii. Rica ederim. Bir önceki kareye gelebilirsek kapıya, yani bu insanlar aslında Kur'an-ı Kerim'i okuyordu, anlıyordu ve hayatlarını hayat kılıyorlardı. Mesela burada Kur'an-ı Kerim'in İnsan Suresi ilk ayetleri yazıyor. Siz benim edepsizliğimi bağışlayın. Ben Suat Hoca'nın yanında bu kitabı okumuş bir insanım. Meşhur Kur'an tefsiri olan Suat Hoca Efendi. Bir gün beraber evi bir geziyoruz. Yani öyle bir zatın yanında dedi ki evladım sen oku. Dedim hocam ben senin yanında nasıl okuyayım? Olsun dedi. Öyle müsaade etti. Burada Kur'an-ı Kerim'in İnsan Suresi'nin ilk ayetleri yazıyor. Hı hı. Diyor ki onlar içleri çektiği halde ellerindeki yiyeceği öksüze, yetime ve esire yedirenlerdir. İç kapıda o yazar. Burada da şu, bunu okuyorum öncelikle. Burada da şu yazıyor. Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyor ve karşılığında bir mükafat beklemiyoruz yazıyor. Hmm. Bir sonraki kareye geçelim. Az önce gördüğümüz içeriye girelim. İçeriye girdiğimiz zaman bakın iki asırdır şu o pembe pembe bacaların altında yemek pişiyor. Hala da pişmeye devam ediyor. Tabii. İkinci ayet de şu gördüğünüz kapının üzerindeki ayet. Onlar içleri çektiği halde ellerindeki yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirenlerdir. Yani bu sözler... Şu kitabı hemen şuradan gösterebilirim. O var mıydı kitapta? Harika. Hemen görelim. Bu mu? 40. sayfa 40. Evet. Evet bu. Burada da var. Yani Kur'an'ı okuyorlardı, anlıyorlardı ve hayatlarını hayat kılıyorlardı. Bu manzara gerçekten insanı çok etkiliyor yani. Bu sözler Allah-u Teala'nın ifadeleri. Yani öksüzü esiri, yani kendi malının fazlasını bile veren diyor Allah-u Teala. Tam tercümeyi verirsek Talha Beyciğim. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Seve. Bu arada sizin kitapta çok güzel bir fotoğraf buldum. Evet. Az önce Cülüs Yon'u gösterdik ya. Orada oynayan Sıbyan Mektebi talebeleri. Evet, onlara da geleceğiz. Yıldız Hamidi albümlerinden. Çok Cülüs, güzel Cülüs bir fotoğraf. Yolu çok uzun anlatılabilir. Çok uzun anlatılabilir. Orada hemen içeride sol tarafta bir Sıbyan Mektebi var. Şimdi bunu anlatmak çok uzun zaman alacak tabii ki. Ebu Suud Efendi. Mirşah Sultan. Mirşah Valide Sultan. Hemen türbesinin karşısında. O da Ebu Suud Efendi'nin de vardı değil mi? Var var. O var Eyüp Sultan'da. Kimler kimler? O da Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan Derya. Eyüp Sultan Hazireleri bir Derya. Tabii bu şeye gelirsek Sıbyan Mektebi'ne sol tarafta hemen hazirelerin içinde. Bakın düşünebiliyor musunuz? Mezarlıkların içinde okul öncesi eğitim yapılıyor. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Şeyin olduğu Sıbyan Mektebi'nin şu andaki konumu tam hazirelerin içinde. Pertevpaşa Türbesi'nin, Pertevpaşa Haziresi'nin hemen arkasında. Yani şöyle söyleyelim, şurada ağaçlar gözüküyor solda uzakta. Tam evet. O ağaçların altı... Mirşah Sultan'ın Sıbyan Mektebi'nin tabii, olduğu yer. Burası Pertevpaşa Türbesi. Evet. Onun hemen arkası Sıbyan arkası Mektebi. Evet. Dolayısıyla Sıbyan Mektebi demek okul öncesi eğitim kurumu demek. Evet. Yani ilkokuldan önceki yaşlardaki veya ilkokulun birinci ve ikinci sınıfına kadar olan eğitim demek. İnsanlara daha o yaşlarda hayatın faniliğini ve insanın bir gün öleceğini o yaşlarda öğreten bir medeniyet düşünün. Ve bu insanlar yetiştiklerinde, büyüdüklerinde nasıl kötülük yapabilirler? Ya bir de Ömer Faruk Bey, mezarlıktan, cenazeden korkmuyordu o toplum. Neden? Tabii. Hayatla ölüm barışıktı. Biliyorsunuz bu bugün Eyüp Sultan olsun ya da meşhur bizim Üsküdar'daki mezarlığımız olsun. Tabii. Bu mezarlıklar Menderes döneminde o duvarlar örülüyor hep. Tabii. Onun öncesinde bir adım atıyorsunuz, hayatta bir adım ölüm. Bir sürü Fransız gezgin biliyorum ben, hayranlıkla yazmışlar. Hayatla ölümün ben bu kadar iç içe geçtiği bir yer görmedim diyor. Bir Fransız gezgin ve diyor ki bir tarafta diyor şimdi Eyüp dediğiniz zaman şu gördüğünüz yerden yan sokağa girerseniz orası meşhur oyuncakçılar çarşısı. Bir tarafta diyor elinde aldıkları yani hediye edilmiş oyuncaklarla bağıra çağıra koşturan çocuklar sevinç çığlıkları atarak hemen duvarın arkası sonsuz bir sessizlikle ölüm uykusunda uyuyan cenazeler. Yani ikisi o kadar dip dibe ki olacak şey değil yani oyuncakçılar çağrısıyla mezarlık duvar duvara.
Yahya evet. Kemal'e soruyorlar ya, meşhur malumdur. Vaktiyle İstanbul'un nüfusu kaç diye o zamanki nüfusun iki mislini söylüyor. Aman efendim nasıl olur sizin nüfusunuz bu kadar değil diyorlar. Efendim biz ölülerimizle birlikte yaşıyoruz diyor. Toprak altındakilerle birlikte yaşıyoruz diyor. Bu çok önemli bir şey. Bizim medeniyetimizde ölüden korkmak diye bir şey yoktur. Nedense Mısır aklıma geldi. Evet. İslami Mısır. Evet. Dolayısıyla o da ayrı tabii bir hadise. Daha biz onu konuştuk. Siz zannediyorum Sultan 3. Selim'in cülüs merasimini gösteren gravürünü. Ben de açayım. Bu önemli bir gravür. Çok da güzel bir gravür. Meşhurdur. Ben de kitabı almaktan kendimi alamadım. Kitapta yayınlamaktan. Mirşah Sultan. Mirşah Valide Sultan annesinin türbesinin önünden yürüyerek geçiyor. Ya. Bir sultan annesinin türbesinin önünden yürüyerek geçiyor. Kılıç kuşanmış ve cülüs yolundan. Onun için ayrı bir anlam ifade etmiştir eminim bu cülüs merasimi. Yani diğer padişahların olduğuna. Bu arada konuşmuşken Mirşah Sultan'ı görelim mi artık sandukasını isterseniz? Görelim. Çünkü bu kadar gelmişken Mirşah Sultan'ın türbesinin içine eğer bir girebilirsek aslında orada konuşulacak çok konu var. Hatta bugün Şubat ayının 19'u. 9 gün evvel 2. Abdülhamit Han'ın vefat yıl dönümüydü. Evet. Bu Mirşah Sultan Türbesi'nin içinde çok özel bir hanım. 2. Abdülhamit Han'ın analığının da kabri var. Bu arada geçen programımızda biz Mısır konuşmuştuk ya, Çerkezler kızmışlar bize. Bana niye? Mesaj geldi, niye Çerkez Memlükleri anlatmadınız diye. Dedim süre yetmedi. Yeter, yani, tabii. Bahri Memlükleri konuştuk, Çerkezleri onların gönlünü alalım. Çünkü şu gördüğümüz türbede arkada bakın bir sandukanın ucu gözüküyor. Perestü kadın, hatta bize arkadaşlar onu yakından da gösterirler. Nerede? Perestü kadın. Arkada bakın ucu gözüküyor. Burada görebilirsiniz. Benim tam arkada. 36. Ucu gözüküyor. 36. Şimdi yakın şey gelecek. Siz de görebilirsiniz. Tam arkadan yakın Perestü kadının türbesi yakın olarak gelir. Perestü kadın. Ha gördüm. Tamam. Çerkez asıllı bir hanımefendidir. Perestü kadın efendi ve onun sandukasını 2. Abdülhamit Han bizzat kendisi oymuş. Ya. Kendisi hazırlamış. Perestü kadının sedef kakmadır ama boncukla tutturulmuş sedef kakmadır. Evet işte bu. Aman Allah'ım. Bizzat 2. Abdülhamit Han analığına 10 yaşındayken annesi Terimüjgan kadın ölüyor. Yani öksüz kalıyor 10 yaşında Sultan 2. Abdülhamit Han. Öksüz kalınca ne yapsın? Babası Sultan Abdülmecid onu alıyor, bir diğer eşine götürüyor, Perestü kadına. Diyor ki bundan sonra o senin oğlun diyor ve çok da iyi bakıyor Perestü kadın ona. Gerçek annesini yerine koymuştur 2. Abdülmecid. Bir de bu kadıncağız çok mütevazi. Yıldız Sarayı'nı falan hiç sevmiyor. Şişli'de bir evi var, kaçıp kaçıp evine gidiyor. 2. Abdülmecid devlet işlerinden kafasını kaldırdığını bir bakıyor, anne yok. Nerede benim annem diyor, efendim Şişli'deki evine getirtiyorlar. Hadi fayton gönderiyor, getirtiyor annesini. Anne niye gittin diyor, evladım ben sevmiyorum bu işleri diyor. Ben öyle mutluyum orada diyor. Yok anne diyor ben yanımda olmanı istiyorum diyor. Hadi bir ara gene dalıyor devlet işine, anne gene kaçıyor. Böyle bir hanım çok hayırseverdir. Bugün bizi ekran başından, Sapanca'dan, Maşukiye'den, Adapazarı'ndan, Yalova'dan izleyenler varsa Perestü hanımefendi 93 Harbi'nde bir sürü Çerkez insanımız, Gürcü insanımız Rus zulmünden kaçarak Anadolu'ya sığındı. Onlar o bölgelere yerleştirildi. Bu saydığım bölgelerde onun kaç tane camisi ve okul binası vardır. Hatta ben 5 gün evvel Sakarya Üniversitesi'ne programa gittim. Yolda otobanda giderken Perestü kadının birkaç eserini görerek gittik böyle yani. Hala durur ayakta. Evet. Bu arada ben esas soruyu sormayı unuttum. Tabii kitaplarda olduğu için ve bunu anladım gayet güzel bir şekilde ama bence anlatılmaya muhtaç. Bu kılıç kuşanma merasimi niye burada yapılıyor? Neden? Çünkü Osmanlı Devleti bir İslam devleti. Ve yetkiyi Hazreti Peygamber'den alıyor. Hazreti Peygamber'in de temsilcisi, İstanbul'daki temsilcisi, en büyük sahabilerden birisi Ebu Eyyub el-Ensari. Ve dolayısıyla resmiyet kazanıyor. Bu yüzden kılıç kuşanma merasimleri Eyüp Sultan'da yapılıyor. Burada tabii çok ciddi hazırlıklar da yapılırmış hocam şeyden önce. Kılıç kuşanma merasimlerinden önce çok ciddi hazırlıklar yapılır, çok ciddi ikramlar yapılır, yemekler pişirilir. Bununla alakalı çok debdebeli törenler yapıldığı da kaynaklarda tafsilatlarıyla anlatılıyor. Ama bana göre kılıç kuşanma merasiminin en önemli noktası Nakibul Eşraf'ın elinden kılıcı kuşanmasıdır. Evet. Bu çok önemli. Yani ben Zillullah fil ardım, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak o tahta oturuyorum. Ama
bana yetkiyi veren Hazreti Peygamber ve onun soyundan gelenlerdir demektir. O açıdan kılıç kuşanma merasimleri beni çok etkilemiştir her dönemde. Okuduğum her kaynakta bu beni çok etkilemiştir. Kanuni'nin kılıç kuşanma merasiminde kim bulunuyor? Zembil Ali Cemali Efendi var. Çünkü Yavuz Sultan Selim döneminin Şeyhülislamı'ydı kendisi. Dönemin İslam alimi kimse, büyüğü kimse genelde onların elinden kuşanmaya özen gösterirlerdi, çalışırlardı. Mesela Yavuz Sultan Selim şeye getiriyor. Son Abbasi halifesini İstanbul'a getiriyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın merasiminde Zembili de bulunuyor ama kılıcı kuşatan Zembili değil. Kılıcı kuşatan Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği zat. Bakın aynı dönemde bütün alimler oradalar. Hı hı. Ama bizzat o zatın elinden kılıç kuşanılmıştır. Ondan sonra da zaten dönmüştür kendisi geriye. Yani Mısır'a dönüyor mu halifeliği İstanbul'da bırakarak dönüyor o ünvanı. Hı. Ondan sonra da böyle devam ediyor aslında bu hadise. Bir de yarım kalması müsaade tabii ederseniz Mihrişah Sultan'ın kabriyle alakalı bir detay daha var. Lütfen. Türbenin içini yine görebilirsek. Geçtiğimiz yıllarda bazı kanallarda böyle gelin kayınvalide programları yayınlanıyordu. Hmm. Yani o dönemde ben bu türbeyi çok anlatmışımdır sağda solda. Gelinim yani, olur musun muydu? Yani öyle çok galiba. Daha özgü bir şeyler vardı. Yani böyle o dönemde, BBG tarzı mı? Evet evet öyle bir şeydi. BBG tarzıydı. Ve biliyorsunuz onun sonrasında bir sürü sıkıntılar da çıktı. Yazık o çocuklar öldü. Şöyle evet. De kavuşunca bir sürü şeyler. Nasıl? Bakın şu türbe o dönemde haber yapılacak bir türbeydi. Mirşah Sultan, kızları Hatice ve Beyhan Sultan ve gelini Refet kadına yan yana yatıyor. Gelini. Şimdi oğlu... Aa, siz Refet kadını çok seversiniz. Çok severiz. Yani filmi dizisi yapılacak bir hanım. Tabii. Refet kadın. Yani düşünün. Kaynanasıyla yan yana defnediliyor. O kadar seviyor ki kayınvalidesini. Ve hatta çocuğu olmayan hanım çocuğu mıydı? Çocuğu olmayan hanım. Ha, evet. Onlara, tamam hatırladım. Ama yanında tutuyor değil mi? Evet, Topkapı Sarayı turundan hatırladınız galiba değil mi? Topkapı'yı gezdiğimizde şeyde Silahlar Ağa Köşkü. Şimdi günümüzde tabii Silahlar Ağa Köşkü yok. Orada 2. Mahmud'un yaptırdığı Sofa Camii var. İşte orada yazık 3. Selim ne üflüyor? Bir hanım Refet kadın da yanında. Kabakçı Mustafa darbesini, isyanını yapanlar dalıyorlar yalın kılıç. 3. Selim'i öldürecekler. Bu kadıncağız kendisini kocasının önüne atıyor. Evet. İlk kılıç darbesi bu kadın efendinin yüzünü kesiyor. Bundan sonra bütün ömrünü tek gözle geçirecektir. Yani düşünün bu facia kocasının önünde şehit ediyorlar. Anlatacağım konu Refet kadın hiç çocuğu yok. Şimdi bize bugüne kadar gösterilen Türk filmlerinde eğer bir gelinin çocuğu yoksa o kayınvalide o gelinle uğraşır. Hep böyle öğrendik yani. Halbuki çocuğu olmadığı halde bugün Topkapı Sarayı haremde en son yaşamış Valide Sultan Mihrişah Sultan'dı. En son. Yani bugün haremi ziyaret ettiğiniz zaman girdiğimiz Valide Sultan dairesi onundur. Namaz odası, yatak odası, o üst bölüm ve odasının duvarına gelini için dua yazmıştır. Yani bu kadar çok seviyor. Demek ki bu Valide Sultanlar bize filmlerde, dizilerde anlatıldığı gibi hayır, değil yani. Hayır asla değiller. Biz... Şunu da unutmayalım şu köşede. İkinci Abdülhamit Han'ın yaptığı değil mi? Evet. Ahşap sandıka. Sedef kakmalı evet, ve üzeri Rumi motiflerle bezeli. Umarım çok görüyordur önemli izleyicilerimiz. Çok önemli bir sandukadır o da. Hı hı. Çok farklıdır da. Aynı zamanda buranın Puşidiler hakkında da bir şeyler söylemek gerekiyor. Aa, buyurun. Mirşah Valide Sultan'ın türbesindeki Puşidiler az evvel Kabe örtüleriyle alakalı Talha Bey'in bahsettiği gibi yine zikzak şeklindedir. Aynı Kabe örtüsünü taklit etmişlerdir. Ama gümüş telle. Evet, kırar gümüş simle örülmüştür ve muhteşemdir. Bir hattat olarak da söyleyebilirim, yazılar da son derece yerindedir. Hmm. Yani kalem hakkına son derece riayet edilmiş. Yani ancak bu kadar yapılabilir diyebileceğiniz çok güzel puşidelerdir. Bu puşideler yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edinme Kursları İSMEK, ki bizim de içinde bulunduğumuz eğitici eğitim kadrosunda bulunduğumuz kurumumuz, bu puşideleri yenilediler. Bir kısmını Adile Sultan Kasrı'nda, Adile Sultan Türbesi'nde, Mirşah Valide Sultan Türbesi'nde ve Eyüp Sultan'daki diğer türbelerdeki puşidelerle alakalı da ciddi bir çalışma yapıldı ve ihya edildi. Çünkü puşideler artık yıpranıyor, zaman içinde deforme oluyor haliyle. Bu da çok hoş bir gelişmeydi. Bunu da buradan vurgulamadan geçemeyeceğim. Onun için Mirşah Valide Sultan Puşideleri çok özeldir. Ziyarete açtılar. Uzun zaman kapalıydı. Kapalıydı. Ziyarete açtılar. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir türbe. Tabii türbenin iç kuşak yazıları ve Celisülüs kitabeleri tamamı Mahmud Celaleddin Efendi'ye aittir. Gidenlerin
Onları da mutlaka görmeleri, bu evet. da Mahmut Celalettin'e aittir, Mahmut Celalettin Efendi'ye aittir. Dolayısıyla... Mustafa Rakım'ın şeyi değil mi, rakibi? Öyle miydi? Rakibi demeyelim, muhasırı diyelim. Muhasır mı diyelim? Rakip kelimesi çok olmuyor çünkü. Çünkü o farklı bir vadide, bu farklı bir vadide. Dolayısıyla Mahmut Celalettin'in de çok güzel levhalarını görmeyi ihmal etmesinler, gözleri bayram etsin. Evet, bu gözle bundan sonra bakacağız. Geçelim mi artık tarihi mezarlığa? Geçelim değil mi? Çünkü tabii ki konuşulacak çok mevzu var ama zaman da ilerliyor. İzleyicilerimize de söz verdik. Mezarlık, taşlar çok kıymetli. Bir kere mezarlık ilk ne zaman oraya gömmeye başlıyorlar? Buna bir... Eyüp Sultan, yani fethiyle beraber ilk fetih şehitleri Edirne Kapı Mezarlığı'nı oluşturuyor. Sur önündeki mezarlık. Bugün Zeytinburnu Belediyesi'ne tabi olan bir mezarlık. Bunun dışında artık o günden sonra vefat edecek olanlar ille bir şekilde Eyüp Sultan civarına defnedilelim diye düşünürler. Aslında bugün Eba Eyüber Ensari Hazretleri'nin şimdi caminin iç avlusundan dışarıya çıktığımız zaman o arka taraf asıl en eski mezarlık orası. Ali Kuşçu başta olmak üzere. Tabii. Türbenin ilk türbedarı çifte gelinler, ikinci Osman'ın genç Osman annesi Mahfiruz Kadın. Kimler kimler? Yani Beşir Ağalar. Beşir Ağalar, yani asıl mezarlık. Semiz Ali Paşalar. Ali Kuşçu'nun değil mi? Evet, Ali Kuşçu'nun kabri bu. Mesela şu fotoğrafı çekmek için ben izin aldım içeriye girmek için. Çünkü yani bu buraya sokulmuyor. Buraya girmek yasak normalde. İzne tabi burası. Ali Kuşçu nerede yatıyor? Mesela şu mezarın dibinde Eyüp Sultan'ın sekizgen türbesi var dışarıya bakan. Tamam. Bundan dolayı burası çok kıymetlidir. Mahfiruz Kadın hemen şu arkada yatar. Genç Osmanlı annesi, yazık, o acılı kadın. Oğlunu biliyorsunuz Yeniçeriler şehit ettiler, öldürdüler yani. Genç Osman hani Yedikule zindanlarında boğduruldu ya biliyorsunuz. O isyanda. Evet. Mahfiruz Kadın da çok severdi Eyüp mezarlığını, Eyüp Sultan Türbesi'ni. Onun da bir odası vardır burada. Koridorun hemen sol tarafında Mahfiruz Kadın odası. Hatta evet arkadaşlar hemen. Şu odayı da Mahfiruz Kadın Efendi yaptırmış. Evet. Bir önceki fotoğrafta dikkatimi çeken bir husus var. İzleyicilerimizin dikkatini de çekmek istiyorum Pelin Hanım. Tekrar dönebilirsek o fotoğrafa. Ali Kuşçu'nun mezarı değil mi? Evet. Rumiler bir önceki, orada. Bir önceki fotoğrafa Ali Kuşçu da özel bir insan. Evet. Bu, bakın bu mezarlık çok erken döneme ait. Fakat hemen sağ tarafta üç ayrı taşın olduğu bir pehle görüyorsunuz. Şu. Bu taşlara pehle diyoruz biz. Alttaki o... mezarı komple kapatan yekpare mermer taşa pehle diyoruz. O pehlenin üzerinde üç, hatta yanlış gözlerim yanıltmıyorsa dört gibi duruyor. Yan yana duruyorlar değil mi? Dört kişinin taşı var. Bu demektir ki çok sıkışık bir şekilde defin var. Doğru. O kadar kıymetli ki oradaki her bir metrekare o kadar kıymetli ki bir pehlenin üzerinde dört taş görüyoruz. O çok dikkat çekici. Diğer mezarlıkları anlatırken de buna dikkat çekeceğim zaten. Bir de üst üste defin de olmuş sonradan. Yani tabii. Mesela bakıyorsunuz o çiçekliler mesela kesinlikle 18-19. Halbuki bu mezarlık çok çok eski yani. Demek ki sonradan definler olmuş. Mutlaka, mutlaka olmuş. Peki şimdi buradaki aslında şekiller de önemli. O şekilleri de anlatabilir miyiz? Tabii, şimdi Osmanlı mezarlıklarına girdiğimiz zaman bir kere mezar taşları... İnsanda değişik bir huşu oluşturur Osmanlı mezar taşları. Çünkü Osmanlı mezar kültüründe taş dikme geleneği olduğundan bu taşlar antropomorfiktir. Yani insan silüetindedir. İnsanı çağrıştıran bir yapıda yapılır. Aslında bunun İslamiyet'le değil, bunun köklerinin Orta Asya'da aranması gerekir. Orta Asya'da Türkler gömdükleri... cenazenin üzerini taşla kapatırlar ve en büyük taşı da mezarın tam ortasına dikerlermiş. Aslında bu mezar taşı dikme geleneğimiz bizim Orta Asya'dan günümüze intikal eden bir gelenektir. Bazı gelenekler İslamiyet'le uyuşuyorsa ve İslamiyet'le ters düşmüyorsa yaşatılmıştır. Ama İslamiyet'le ters düşen gelenekler mutlak surette ayıklanmıştır bizim kültürümüzde. O yüzden de bu taş dikme geleneği her zaman var ola gelmiştir. Evet. Şimdi siz az önce mesela şu kesinlikle 19. yüzyıl dediniz ya. Hı. Bu fikri, bu bilgiyi size ne verdi? Yani dönem dönem biz bu taşları inceliyoruz. Hepsinin altında tarihleri yazıyor zaten. Tamam. Baktığınız zaman belli dönemlerde belli üsluplar var. Mesela 2. Mahmut'la beraber Osmanlı'ya fes gelmiş.
Bir bakıyorsunuz Mahmudi Fes, tepesi gelince aşağı daralan o dönemin bütün Fesleri, yani o dönemde vefat edenler genelde Mahmudi Fes'le defnedilmişler. Sultan Abdülaziz dönemi Azizi Fes'le, 2. Abdülhamit Han'la başlayan bir Hamidi Fes modası başlıyor. Böyle 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 bunları anlıyorsunuz. Şunlar. Evet. Mesela o gördüğünüz bir Hamidi Fes'tir mesela. Fes'lerle alakalı, başlıklarla alakalı bir fotoğrafımız vardı. Arkadaşlarımız göstersinler. Onu görürüz. Mesela şu tuttuğunuz o fotoğraftaki mezar kimin biliyor musunuz? Hani bir ara bir dizi oynuyordu Gümüş diye televizyonlarda. Evet. O dizinin çekildiği yalının sahibi. Yani Arap dünyasının en çok ziyaret ettiği zat yatıyor burada. Yani meşhurdur Boğaz'da, Anadolu yakası, Anadolu hisarındadır onun. Abud Efendi yalısı, meşhur Abud Efendi, Gümüş dizisi burada çekildi. İşte Arap dünyasında Nur diye yayınlanan dizi. Hala geliyorlar. Hala geliyorlar. Girişte ne kadardı? 100 dolar mıydı? En son 50 ile başladı. Bu zatın yalısını gezmek için. Yani siz belki tevafuk gösterdiniz onu. Abud Efendi'nin kabridir o mesela. Evet. Abud Mehmet Efendi, tabii Abud Mehmet Efendi kimdir? Yeni Karamürsel müessesesinde kurucusudur aynı zamanda. O dönemin Türk Ticaret Odası Başkanı gibi bir zat yani. Evet, çok zengindir. Hatta Abud Mehmet Efendi ile alakalı bir hikaye anlatayım size. Abud Mehmet Efendi çok zengin bir zat. Bir yalı satın alıyor. Bir başka paşanın yalısını satın alıyor. Ve yalıda ciddi bir tadilat yapma ihtiyacı hasıl oluyor. Tadilat esnasında bahçede çok büyük bir gömü buluyor. Evet. Çok enteresandır. Biraz çok büyük bir gömü buluyor. Ufak bir şey yapayım. Yalı değil de o... Bir köşk, köşkün yerini de biliyoruz. Şimdi söylemeyeyim değil mi artık? Millet Kazmaköy'e gitmedi ama bulunmuş yani. Bulundu bitti. Çıkardılarsa yani gitmenin bir manası yok. Yani değil mi çıkarmışlar değil mi? Çıkardı bitti artık. Buyurun. Zeynep Sultan Camii'nin hemen yanında ki... Alemdar Caddesi alıyor. Üzerinde. Evet, Zeynep Sultan Camii'nin yanında. Onun bahçesinde bulmuş. Koca bir küp. Bir tek kahyasını bırakmış, kendi kahyasını. Onu da yüksek maaşa bağlamış kimseye söylemesin diye. Vefatından sonra Abud Mehmet Efendi'nin ablasına hadiseyi anlatıyor ve böylece ortaya çıkıyor. Çok enteresandır. Zaten zengin olan bir şahıs. Para o gömüyle çeker. Yani enteresandır. Enteresandır. Sizin istediğiniz fotoğraf bu mu? Evet, bu fotoğraf önemli. Şimdi Osmanlı mezarlıklarına girildiği zaman az evvel bahsettim ya antropomorfik diye insan sembolü gibi algılanır. Ve bu da insanda bir huşu ve aynı zamanda bir ürperti meydana getirir. O yüzden bir mezarlığa girdiğimiz zaman öncelikle iki şey dikkati çeker. Bir başlıklar, başlıklardan ayırt edilir çünkü. Başlıklar çok önemli. İki, mezar taşlarının şekilleri. Yuvarlak olanlar vardır, yassı olanlar vardır, hatta... Melami taşları var. Belki bir sonraki fotoğrafta gelecektir. Kolsuz taşlarımız var. Bunlar çok ayırt edicidir. Bir kere erkek ve kadın mezar taşları çok rahat ayırt edilebilir. Bakın sol taraftaki bir erkek mezar taşı, sağ taraftaki bir hanım mezar taşı. Hanım mezar taşları tabii ki çok daha süslü. Ve başlık, fes, kavuk ya da tarikat taçları erkeklerde bulunur. En tipik olarak eğer yuvarlak sütun şeklinde değilse mezar taşı erkek mi bayan mı hanım mı olduğu çok rahat anlaşılabilir. Mezar tiplerine geldiğimiz zaman Osmanlı'da 3 tür mezar var. Bir açık mezarlar var. Evet buraya geldik bravo. Açık mezarlar var. Pehleli mezarlar var. Bakın üstte ortadaki mezar taşı pehleli dediğimiz. Yani... Şahide ve ayak taşlarının üzerinde rapt edildiği pehle taşları var. Buna biz pehleli mezar taşları diyoruz. Şu pehleli mi? Bu, evet, o da evet. Pehleli. Ah, bir Enderun talebesi, bayılırım ona. Şunun hikayesini anlatalım da ondan sonra devam edelim mi? Lütfen. Bu güzel. Şimdi mesela bu soru bana çok soruluyor. Bugünkü malum bu dizilerden dolayı. Bugün mesela Kanun'un arkasında iki tane genç görüyoruz bu dizide. Hani böyle buraları. Ama... Orada bir sıkıntı var. Dizide o zülüfleri çok kalın yapmışlar. Bayağı bildiğiniz Yahudi zülüfü yapmışlar. Ben mesela konferanslarda o levlinin minyatürlerine falan çok gösteririm. Bizdekiler kurşun kalem inceliğindedir. İncecik böyle iner. O hemen Haliç'e bakan Pialotti kahvesi dediğimiz İdris Tepesi üzerinde bulunan Haliç manzaralı bir Enderun öğrencisi. Başında gördüğümüz külah da zerrin külahtır. Ve o külah nasıl işlemedir biliyor musunuz? Yani gümüş simle.
Yani bir öğrencinin başına bunu işliyorlarsa bu adamlar bu talebelere nasıl değer veriyorlar anlatılır gibi değil. Zerrin külah. Hatta o mezar taşının yakın fotoğrafı yok değil mi orada? O yakın fotoğrafı olsa deniz tarafından çekilmiş zülüflerini bile yapmışlar. Taşa işlemişler saçlarını. İncecik duruyor. Ay ay berberler kontrol ederdi zülüfleri böyle. Uzunluğuna kısalığına göre rütbelerini bilirlerdi birbirine. Kiminki uzunsa o şeydir. O tam ters tarafta. Buradan mümkün değil göremezsin. Ben fotoğrafı deniz tarafından çekilmiş bir yok değil mi yakından? Demek ki yeni baskıya konulacak. Ha? Evet. Kitabın bir yerine koymuş muydum yakından zülüflü halini hatırlayamıyorum. Ama hep soruyorlar ya hocam bu zülüf ne? Yahudi zülüfü evet, falan gibi. Evet. Çok sık sorulan Musevilerdekiyle karıştırılıyor. Değil. Osmanlı'da bu bir rütbe, bu bir Enderun öğrencisinin kıdem farkını gösteren özel bir emmaredir. Mezar taşına bile işlenmiş olan. Evet. Abi bir dakika öğrenci var zaten önünüzde. Minyatürlü bakın oradaki saçları öğrenci. Ama çok minik buradan çok gözükecek mi? Kameradan gözükmez mi öğrenci? Buradan bulabilir miyim acaba? Minicik. Enderunlu minyatür diye arasak. Evet. O da yine pehleli bir mezar taşı. Bir de lahit mezar taşlarımız var. Aslında lahite geçmeden önce bir de açık mezarımız var. Açık mezarlarda herhangi bir pehle yok. Sadece baş ve ayak taşlarının sabitlendiği küçük taşlar olabiliyor. Hatta toprağa da bunlar sabitlenebiliyor. Bir de lahit tarzında en solda ve en sağda, sağdaki Pertev Paşa'nın kabridir, lahit kabridir, 16. yüzyıl. En soldaki de mesela 19. yüzyılda yine Mirşavade Sultan Türbesi'nden bir haziredir, hazireden bir taştır. Onlar da yine lahit şeklindedir. Üç tür mezarımız var. Hı hı. Açık, pehleli ve lahit şeklinde. Bunlar böylece sınıflandırılabilir. Bunların tabii bir de şebekeleri var. Hı hı. Mesela bu şebekeler çok süslü ve mutantan şebekeler. Aslında sağ altta kalmış. Orada şebekeli bir mezar görüyoruz. Şebekeler de son derece sanatlı ve süslü. İşlemeli şebekelerdir. Bundan bahsetmiyorsunuz değil mi? Hayır yok bundan bahsetmiyorum. Az önceki fotoğrafa tekrar dönebiliriz. Mesela o şebekeler çürümüştür. Çoğu çalınmıştır. Hala mermerlerde sabitlendikleri delikleri görüyoruz. Kurşunlar duruyor. Çalınmış güzel deyince. Ya. Ah. Ömer Faruk Bey ben yani şu daha genç hayatımda öyle bir olaya şahit oldum ki ya ben bile tarih olmuşum yani bu genç yaşımda. Sizler daha iyi bilirsiniz. Hattatlar olarak biz sizden öğrendik. Yani işte Eyüp'teki meşhur şu hançerli lahit. Hançerli lahit. Ben o olayın o lahitin adım adım çalınışına şahit bir insanım. Ama yani adım adım. Olay geliyorum diye bağırmış. Bağırdı ve hiçbir yetkili parmağını bile oynatmadı. Bakın şu fotoğrafı ben 8 sene önce çektim. Meşhur hançerli lahit. Arkasında çok küçücük bir yazısı da var. Miladi 1622 yani genç Osman'ın sadaret dönemi yani saltanat dönemine tarihlenir ve şu sarığın bir ikincisi yok. Evet. Bir tane artık unik yani tek kalmıştı. Resmen sanduka üzerindeki puşudeyi taşa işlemişler. Ve kemer var bakın kemere kemerde kınına girmiş bir hançer. Çok güzel. Bu bir Orta Asya tarzıdır. Hani bugün ne yaparız? Bir kişi vefat ettiğinde cenazenin karnına bıçak koyarız. Evet. Bir bebek doğduğunda yastığın altına bıçak koyarız. Bunların İslamiyet'le bir alakası yok. Bunlar bizim Orta Asya geleneklerimiz. Ha dinde günah var mı? Yok. Yok olunca yasak getirmemişler. O bu örfler devam etmiş. Yasaksız örfler diyoruz biz bunlara. Bunlar yaşamış günümüze kadar. Aslında bir semboldür hocam. Yani hançerler bir semboldür. Hatta hançerlerin dünyayla dünyada ilişkiyi kestiği için ahirete geçiş işte ölümü tasvir ettiği için yani hançer hayatı bitiriyor. Bir hayatı bitirip öteki hayata başlıyor diye. O yüzden hançer olduğu. Bu arada diğer başka hançerli mezarları da buradan söylemeyelim o zaman. Onları da çalmasınlar. Buradan söylemeyelim. Evet, bildiklerimizi de söylemeyelim bence. Şimdi